Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo, Erkan TV ortak yayın ile sizlere ulaştırdığımız bir başka aile medeniyeti programında sizlerle beraberiz. Bugün çok kıymetli bir üstadımız, hocamız bizlerle beraber. Kendisini zaten radyomuzdan tanıyorsunuz. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocam. Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlilerinden. Radyomuzda da fıkhi meselelerle ilgili yaptığı programdan zaten sizler tanıyorsunuz. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar Hoş bulduk. getirdiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk efendim. Sürekli takipçisi değilim ama arabadayken rast geldiğinde sonuna kadar dinliyorum. Allah razı olsun. Önemli bir konuda yürek ferahlatan, insanın içini Estağfurullah. rahatlatan. Çünkü muamelatla alakalı önemli bir şey fıkıh. Allah razı olsun. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Ben de denk geldi mi mecburiyetten dinliyorum hocam. Eyvallah. Eyvallah. Değerli hocam, bizim usulümüz özgeçmiş okumuyoruz. Girizgahta böyle kısa bir tanıtımdan sonra asıl kendi gönlünüzdeki Ahmet Hamdi'niz kim? Kendinizi nasıl bilirdiniz? Yunusçasını soruyoruz yani. Bir ben vardır, ben de benden içedir diyor ya pir. İçinizdeki Ahmet Hamdi kimdir? Kendiyle hoş mudur? Vaktini neye adamıştır? Ömrünü neye adamıştır? Ömrü nasıl geçmektedir? Şöyle bir gönlünüzden bir aksettirseniz, aynadan baksak size. Estağfurullah. Zaten Münir hocam yani bütün mesele o içimdeki Ahmet Hamdi'yi bulabilmek. Yani onu Eyvallah. keşfedebilsem, onu Eyvallah. bulabilsem Eyvallah. ben de rahat edeceğim, millet de rahat edecek. Ama bir arayış içerisindeyiz. Aramakla bulunmaz. Ancak bulanlar arayanlardır Eyvallah. dedikleri gibi Eyvallah. o iç sesimizi arıyoruz. Kendimizi fark edebilmenin telaşı içerisindeyiz. Fakat eğer sorunuz yani bir serencamın hikayesi ise bu hafta sonu muhterem annemin babamın kabrini mezarını Allah ziyarete rahmet gittim eylesin. Trabzon'a. Allah Biz rahmet. aslen Trabzonluyuz. Eyvallah. Her ne kadar İstanbul'da doğdum, büyüdüm, yetiştim ise de kütük olarak Trabzon kütüğüne kayıtlıyız. Bizim oranın katı kuralları vardır hocam. Kütüğü memleketten aldıramazsın. Aldırmak çok ciddi bir mesele haline gelir. Büyüklerinin mezarını aile bahçesine gömen bir gelenekten başkası beklenmez Evet. zaten Babam yani. rahmetli de genç zamanlarda köyden çıkmış. Yani biz mesela doğduk, büyüdük, 30'lu 40'lı yaşlara geldik. Yani köyle bir irtibatımız, bağımız yoktu. Fakat babam ısrarla ben vefat ettiğimde beni köye gömeceksiniz diyordu. Niye baba? Yani herkes İstanbul'da defne oluyor. Sen niye köye? Oğlum dedi. Biz bir hata yaptık. Köyle sizin bağınızı kuramadık. Ben şimdi ölür de burada defne olursam siz bir daha köye gitmezsiniz diye. Böyle bizim köyümüzde, kökenlerimizde, büyük ailemizde olan bağımızın kopmamasını arzu Eyvallah. ettim. Bu bağlamda babamın kabrini ziyaret edince tekrar onun ile olan ilkokulu bitirirken ki pazarlığım gözlerimin önüne geldi. Böyle hatırladıkça da Maşallah. duygulanıyorum. Babam yani ilkokul mezunu biriydi. Böyle sanatkar bir insandı, esnaftı. Derin bir ilmi okuması etmesi yoktu. Fakat hocaları severdi, sohbetleri severdi. İlkokulu bitireceğim yıl işte yani son haftalarda, günlerde ilkokulda da fena bir talebe değildim. Yani okulun birincisi değilsem de Eyvallah. herhalde üçüncüsü, dördüncüsü çıkardım. Hocalar, öğretmenim babama ısrarla o zamanlar parasız yatılı kolejler vardı devletin. Onlara gitmemi, hiç olmazsa imtihanına gitmemi babama tavsiye ediyorlardı. Babam kesinlikle reddetti. Ben dedi, öldüğümde mezarımın başına put gibi gelip de durmasını istemiyorum dedi. Hiç olmazsa bir Fatiha okusun. Onun için oturdu karşı karşıya. Oğlum dedi, bir sene Kur'an kursuna git. Eyvallah. Sonra ne yaparsan yap. İstersen Amerika'da, istersen Çin'de oku. Ben seni okutacağım. Şimdi bakıyorum da Münir hocam akıllı adammış diyorum. Allah gani Yani gani rahmet ben etsin. İsmini lütfederseniz Tufan babamın adı. rahmetli Tufan Yıldırım amcamıza ve validenizin ismini Sariye'ydi annemin Sariye ismi de. validemize bütün izleyenlerden, dinleyenlerden de Fatiha talep edelim. Hayra da vesile olsun. Allah İnşallah gani gani bütün rahmet eylesin. ölmüşlerimiz, Bütün geçmişlerimiz için. geçmişlerimize inşallah. Şimdi bu nokta çok önemli bir nokta benim kanaatimce. Yani insan kendi Müslümanlığını nasıl mühim görüyorsa kendi çocuğunun, kendi torununun, kendi Eyvallah. neslinin
etrafının Müslümanlığını da mühim görmek durumunda. Yani ben nasıl olsa Müslüman adamım, benim çocuğum da Müslüman yetişir türünden böyle bir genellemeye kurban etmememiz lazım evlatlarımızı. Ben şimdi dönüyorum babama rahmet okuyorum. İyi ki diyorum beni Kur'an kursuna vermiş. Eğer Allah Kur'an kursuna olsun. Vermeseydi ben işte yetiştiğim mühit itibariyle, yaşadığımız yer itibariyle bugün nerelerde olabileceğimi tasavvur bile edemiyorum. Hocam örneklerini görüyoruz işte, babası ölmüş. Kızcağız geliyor 12 yaşında. Annesiyle babası trafik kazasında, iki tane profesörün pırıl pırıl gencecik bir yavrumuz. Keman çalıyor mezarda. Onu öğretmişsin. Evet, bu yönüyle babamın çok isabetli bir kararıyla Kur'an kursuna ilkokuldan sonra gittim. Bir yıllık diye başladık hocam. Ben hikmet söyle bir yıllık diye başladığım yerler ömür boyu devam maşallah ediyorlar. Elhamdülillah. Maşallah. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın. Amin. Kur'an-ı Kerim'in hıfzını lafzan Cenab-ı Allah lütfetti. Elhamdülillah. Ama her an onun manen Kur'an'ın bizi hıfz ettiğini, koruduğunu eyvallah her yerde, eyvallah her anda hissediyorum. Eyvallah. Zaman zaman da böyle etrafta konuşurken diyorum ki, ben diyorum Cenab-ı Allah'ın nazlı kuluyum diyorum. Hiç beni böyle zahmete sokmadı. Her işim tereyağından kıl çeker gibi halloldu. Elhamdülillah. Bunu da Kur'an-ı Kerim'in o manevi iklimine borçlu olduğumu sizi hıfz etmesine maşallah. Güzel bakış açısı. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sevgili hocam, biz sizi az evvel de söyledim, Erkam'daki İlmihal saatinden tanıyoruz. İlmihal nedir? Aileler açısından bakarsak bunun ailece bilinmesinin önemi nedir? Bilinmekliğini nasıl sağlayabiliriz ailelerde? Tabii ilmihal diye bakınca, ilmihal deyince böyle hemen bir kelimede kayboluyor ama hal ilmi diye bakınca başka bir şey herhalde bu. Ne dersiniz bu konuda? Hocam ilmihal ifadesi bizim kitaplarımızda, hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadislerine kadar giden bir geçmişe sahip. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ilim öğreniniz diyor. İlim öğrenmek her Müslüman erkeğe ve Müslüman kadına farzdır. Malinde bildiğimiz bir hadisi şerif var. Alimlerimiz bunu tartışıyorlar. Yani hangi ilimleri bilecek bir Müslüman? Netice itibariyle diyorlar ki hangi hal içerisindeyse, mesela eski nüfus kağıtlarında yazardı medeni hali diye. Bilmiyorum şimdikilerde zaten o şeyde yazmıyor. Hal yani sivil durumu ne? Hal içinde bulunduğumuz durum demek. Dolayısıyla hangi durumda isek, mesela evlenmek üzere olan, evlenme yaşına gelmiş olan bir delikanlı işte 17 yaşına gelmiş, işte 18'inde evlenecek diyelim veya bir kız 17'sine gelmiş, 18'inde evlenecek. Dolayısıyla 17'sindeki bir çocuğun karşı cinsle, yani erkekse kızla, kızsa erkekle nasıl iletişim kurabileceğini, kurduğu iletişimdeki ölçülerin ne olması gerektiğini öğrenmesi gerekir artık. Eyvallah. Yani nihayetinde insan dediğimiz varlık medeni bir varlıktır. Şehirde yaşayabilen, hem cinsleriyle beraber yaşayabilen bir varlıktır. Ve bu varlığın devam edebilmesi için de evlenmeye ihtiyaç vardır. Yani ne erkek kadınsız ne kadın erkeksiz yapamaz. Kendi adına yapsa bile toplum için böyle olması mümkün değil. Öyleyse erkeğin kadına, kadının erkeğe ihtiyacı var. Bunları Allah iki birbirinden yabancı insan olarak, fert olarak yaratmış. Önce bir kendisini erkekse erkek olarak, kadınsa kadın olarak tanıyacak. Sonra karşı cinste ben oturup kalkabilir miyim, konuşabilir miyim, ne kadar ona açılabilirim, işte evlenmek için elbette. O da birilerini düşünüyor, erkek olsun, kız olsun. Bu yönünü bilmesi lazım. Sonra nişanlandığında nişanlılıkla ilgili onun benim muamelatını bilmesi. Dinimin çizdiği sınırlar nelerdir? Nişanlılık bir evlilik değildir. Efendim yeni bir aileyle tanışıyor. Hanımının veya kocasının annesi, onun kayınvalidesi, babası, kayınpederi olacak. Yeni bir takım hısımlıklarla beraber yeni akrabalıklar meydana gelecek. Onlara karşı sorumlulukları var. Onlardan beklentileri var. Evlendi. Evlenirken de seçeceği eşi hangi kriterlere göre seçecek? Eyvallah. Yani şimdi evlenme durumunda delikanlı, onun hali evlilik aşamasında bir eş seçecek. Onu hangi kriterlere göre seçecek, ilmihal o. Eyvallah. Dolayısıyla bu kadar da önemli. Bu kadar da önemli. İşte ticaret yapacaksa, mesela Hazreti Ömer diyor ki, helalı haramı bilmeyen bizim çarşımızda, pazarımızda gelip de ticaret yapmasın. Ya.
alışveriş yapacak. Alışverişin helali nedir, haramı nedir? Çarşıyı fesada verecek yani. Evet, yani bir yerde işçi olarak çalışacak. Kendi hakları nedir, işverenin hakları nedir? Ne zaman ne yaparsa başkasının hakkına girmiş olur. İşte biraz daha geriye gidersek namaz kılacak. Namazı nasıl kılacak, abdesti nasıl alacak, abdesti bozan çünkü şeyler. Çünkü vakit girdiğinde de namaz evet. Haliyle. Yani yeni Müslüman olmuş birini düşünün. Oruç mevsimi yaklaştı. Ramazan ayına 3-5 gün var. Ramazan'da oruç tutacak. Oruçla ilgili durumu bilmesi ona farz haline geliyor. İlmi hali haline geliyor. Bunu daha sonra Osmanlı kendi irfanı çerçevesinde müstakil bir literatür olarak, ilmi hal olarak eyvallah adlandırmış. Ve bu adla çok eskiden beri yazılmış eserlerimiz var. Günümüzde de onlarca, belki de yüzlerle ifade edilecek ilmihal eserleri var. Osmanlı'da çok enteresandır. Askere ilmihal, çocuklara ilmihal, gençlere ilmihal, kadınlara ilmihal diye böyle toplumun farklı kesimlerine yönelik de ilmihaller yazılmış. Eyvallah. Hocam şimdi gençlere kariyer koçluğu yapıyorum. Üniversitelerin açılış döneminde akıllı rektörler çocukları bir karşılarına alıyorlar. Üniversitenin disiplin yönetmeliği, üniversitenin akademik yönetmeliği, üniversitenin bölümlerle alakalı dekanlığın ana hususları, bunlarla alakalı bilgilenen öğrenciler çok daha başarılı oluyorlarmış. Akademik kariyerleri çok daha düzgün oluyormuş. Aman evlatlarım, yavrularım, bunu bir kere bir okuyun. Üst sınıflardan biriyle, bir asistanla bir şey kurarak, iletişime geçerek bunu öğrenin. Bu dersiniz kadar önemli diye söylüyor. Şimdi kariyerde önemliyse dinde kim bilir ne kadar daha önemli ama. İşte oranın ilmi hali de oranın bu. Oranın ilmi hali de öğrencilik ilmi hali. Peki bunu hocam evlenecek adaylara, çocuklarımıza, büyüklerimize nasıl teşvik edebiliriz? Yani bu tam önemli olduğunu anladık söylediğinizden ama ben birkaç sene evvel Alparslan Durmuş hocamızın da yazım heyetinde olduğu bir şey vardı. İlmihal. Tasarımını falan çok beğenmiştim böyle. Gençlerle ilgili böyle çizgilerle falan görseller desteklenmiş. Hani çok kalın olması bir kere gençleri korkutuyor gibi. Dijitalleşmesi mi lazım? Hani her şey de dijital, her şey metaverse falan öyle de bir kaygı oluyor ama nasıl bunun varlığını nasıl haberdar edebiliriz gençlere, öyle sorayım. Şimdi hocam özellikle de namaz gibi böyle pratiğe dayanı olan ibadetlerin bilgisini Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir reçete olarak bize vermiş. Ben eyvallah nasıl namaz kılıyorsam, beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öyle kılın diyor. Biz de yani bir ilmihal kitabını açıp da oradan şöyle abdest alınır diye abdest almadık. Annemizi babamızı abdest alırken gördük, onları taklit ettik. Biz abdest alırken onlar gördüler, oğlum yüzünü düzgün yıka, kollarını düzgün yıka diye bizi ikaz ettiler. Yaşayan ilmihal. Yaşayan ilmihaller. Bunlar pratikte elde edilen ilmihaller. Önemli olan yavrularımızın, gençlerimizin şuurlarına sorma ve merak duygusunu yerleştirmek. Şimdi ben belki sorunuzla alakalı değil ama yeri gelmişken içimdeki bir yangıyı da buradan aktarmak eyvallah isterim. Eyvallah. Bazen mesela çocuklarımız bir manasız soru soruyorlar. Hemen anne baba olarak öyle saçma soru mu olur, böyle manyakça bir soru mu olur diye çok affedersiniz. Onları azarlıyoruz, tersliyoruz. Bu sefer de çocuklar soru sorma ihtiyacını hissettikleri zaman bile ya şimdi ben ayıplanırım, kınanırım, böyle de soru mu olur diye, beni demoralize ederler diye soru sormaktan çekiniyorlar. Oysa ben mesela öyle hocalarımı gördüm ki çok böyle manasız, anlamsız, belki de rencide edecek, yani hocaya karşı anlaşılabilecek soruları hocam alırdı, böyle bayağı kelli felli bir soru sormuşum gibi önce bir teşekkür ederdi. Maşallah. Sonra o sorudan bir kelime alırdı. O kelimenin üzerine o kadar böyle ciddi bir mesele anlatırdı ki ben sonra dönüp Allah Allah ben böyle bir soru mu sordum ya derdi. Şimdi burada yani biz öncelikle çocuklarımızı sorgulayan, eleştiren, yani bir iş yaptığımızda ya çocuklar bir şey demiyor musunuz? Bak ben böyle bir şey yaptım ama sizin bir tepkiniz yok mu? Bir sözünüz, bir görüşünüz yok mu diye onları hayatın içerisine çekmeye çalışmamız lazım. Maalesef benim gördüğüm hocam yani böyle metaverse'te yaşıyor herkes. Yani hayalde yaşıyor kimse. Kendi hayal aleminde. Gerçek hayatı yaşamanın peşinde değil. Niye bu böyle? Niye güneş her gün doğudan doğuyor
diye bir soru sormuyor çocuklar. Yani bazı şeyler tamam, güneşe her gün doğduğunu görüyoruz ama merak etmesi lazım insanların. Adamın biri merak etmiş hocam. Güneş niye her gün doğudan doğuyor diye. Sonra yerdeki manyetik kutupları araştırmaya başlamış. Araştırırken bir de görmüş ki kutuplar yer değiştiriyorlar. Yani yerin altındaki manyetik kutuplar kuzey güneye, güney kuzeye, kendi kendine demiş ki ya bu böyle devam ederse demiş. Dünyanın ekseni kaydı derler ya hocam, dünyanın ekseni kayacak ve güneş hep aynı yerden doğuyor. Bu sefer dünyanın doğusuna değil batısına denk gelecek demiş. Bir Rus bilim insanı, ben demiş buldum bunu demiş, yani gün gelecek güneş batıdan doğacak. O arada artık nasıl bir tevafuksa bilemiyorum. Bir Müslüman demiş ki ya bu senin dediğini Müslümanların peygamberi 1500 sene önce söyledi demiş. Şimdi hakikaten her şey merakla başlıyor hocam. Eyvallah. Yani ben niye ellerimi kaldırıyorum? Niye 2 rekat kılıyoruz? Niye 4 rekat kılıyoruz? Bazen anneler babalar olarak böyle sorulardan sıkılıyoruz ama aslında böyle sorularla biz çocuklarımızı yetiştirebiliriz. Eyvallah. Şundan dolayı diyorum sayın hocam, siz eğitimcisiniz. Estağfurullah. Daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. İnsan ilgilendiği, algısında olan meseleyle ilgili bir şey yüklendiğinde onun karşılığı oluyor. Öbür türlü yani ilgilenmediği bir mesele ilgili konferans verseniz, konferanstan sonra ne anlattı? Vallahi güzel şeyler anlattı ama ne bileyim yani, çok güzel şeylerdi. Modunda ortaya karışık bir şey çıkıyor. Böyle olursa hocam bizim çocuklarımız hakikaten eğer sorularına karşılık bizden bulabiliyorsa bizden bulamıyorsa evladım artık sen yetiştin. Ben sana yetemiyorum ama çok güzel sorular soruyorsun. Gel biz beraber camimizin imamıyla veya işte kızsa Kur'an kursumuzdaki şu hanım hocamızla ben seni tanıştırayım evladım. Sen sorularını ona sor. O sana kitap versin. Onunla beraber oku. Böyle olursa biz daha sağlıklı bir netice elde etmiş oluruz diye ümit ediyorum. Değerli hocam, ilmihal dedik. Tabii ilmihal deyince fıkıh da kapsam alanına girmiş oluyor. Buradan da ahkam-ı şeriyeye, İslam dininin hükümlerine, ana kaidelere ve bunların bilinmesini üzerimize farz oluyor. Az evvel de programın ilk yarısında buyurduğunuz gibi. Günümüzde bu alan resmi müfredatta yok. Okullarda yok. Bununla alakalı hani şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız diye. Varsa da talep yok ya da ilgi alanımızın dışında. Dolayısıyla toplumda da hani anneden, babadan, dededen yaşayan ilmihallerden görme şansı da olmuyor. Dediğiniz gibi baba yaşıyorsa iş yerinde yaşıyor, anne yaşıyorsa çalıştığı yerde yaşıyor. Geldiğinde zaten canları çıkmış oluyor. Çocuk belki uyku haliyle görüyor onları. Dolayısıyla bu gidişat nasıl olacak diye sormak istiyorum size. Hani bir şeriat, bir din kendi hükümleri kendi müntesiplerince uygulanmazsa, sahiplenilmezse, yaşatılmazsa nereye bu gidişat diye size atayım topu. Estağfurullah hocam. Yani top meydanda hepimizin ayağının etrafında dönüyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de çok bir üst dil kullanır. Yani Cenab-ı Allah alemlerin Rabbi olduğunu her ayette hissettirir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz inkar edenler için işte cehennemi hazırladık. Eyvallah. Böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yer yer niye kendini yırtıyorsun iman etmeleri için? Allah ne isterse o olur. Mealinde tembihleri de var Kur'an-ı Kerim'in. Dolayısıyla Cenab-ı Allah açıkça ifade ediyor. Eğer siz Allah'ın dinine muzahir olmazsanız, destekçi olmazsanız Allah sizi gönderir, kaldırır tarih sahnesinden. Yerine Allah'ın dinine iman etmiş, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından da insanları sakındıran bir kavim getirir diyor. Dolayısıyla biz mesela Türkler olarak tarih sahnesine Araplardan sonra çıkıyoruz ve Arapların biz yorulduk dedikleri bir anda Cenab-ı Allah madem siz yoruldunuz siz şöyle kenara geçin. Yani yönetmek, Allah adına yönetmekten yoruldunuzsa o zaman yönetilenler haline gelirsiniz. Ve Cenab-ı Allah Türklere 1000 yıllık yeryüzünde Allah'ın dini yayma vazifesini vermiş. Bundan dolayı yani 1000 yıl bu devam edince Türklük Allah için cihad eden Müslümanlıkla özdeş hale gelmiş. Özellikle de Balkanlarda işte Müslüman olan gayrimüslim unsurlar için Türk oldu kelimesi kullanılmış. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu millete böyle bir şans vermişti. Ama bu millet bu şansı eğer gönüllü olarak
reddederse, bu mirası, bu yükümlülüğü artık biz taşımak istemiyoruz derlerse, Cenab-ı Allah alır başkalarına verir. Fakat elhamdülillah son dönemde gördüğümüz, Cenab-ı Allah bu milletin içerisindeki garip gurabanın, fakir fukaranın, himmet sahibi insanların duasına icabet etti ve yeryüzünde tekrar İslam'ın hamiliği bu aziz millete nasip olacak diye ümit ediyorum. İnşallah. Şöyle ki hocam, kaderin bir planı var. Ben Kore'ye gittim, Güney Kore'ye gittim hocam. Güney Kore'ye gittiğim yıllarda orada Müslümanların ofislerinde bir dergi gördüm. Dergide Güney Kore'ye Müslümanlığın girişinin 50. yılı diye ilgimi çekti. Baktım, bir hikaye anlatılıyor. Yani Türkiye, biliyorsunuz, NATO'ya girebilmek için önüne sunulan şartlardan bir tanesi, Güney ile Kuzey Kore'nin savaşında NATO'nun yanında asker gücü, muharip güç göndermesiydi. Hakikaten 60 öncesi dönemde orduda hala alay imamları vardı hocam. Yani 60 ihtilali bunu kaldırdı mesela. Halbuki bunun tekrar bugün dönmesi lazım. Yani Cumhuriyet'in ilk döneminde 60'a kadar orduda alay imamları var. O alay imamlarından bir tanesi, bir alay gidiyor çünkü savaşa, Kore'ye gidiyor hocam. Bir müddet sonra geri dönüyor, yerine Samsunlu Zübeyir Koç diye en son Samsun müftülüğünden emekli olmuş, vefat etmiş geçen yıllarda da bir hoca efendi gidiyor. Allah kadir gelir, rahmet eylesin. Amin hocam, nasıl bir hayra vesile oluyor. Şimdi Türk ordusu, yani 60'tan öncesini düşünün hocam, bir laik bir ordu, dinle olan irtibatı kesilmiş bir ordu. Ama buna rağmen kader ona İslam'ı yayma misyonunu yüklemiş hocam. O ordu Kore'ye savaşmak için gidiyor. Bir yandan işte düşman unsurlarla savaşırken, bir yandan da Korelilerin Müslümanlaşması için bir mücadele var. O savaş hengamında 250'ye yakın Koreli Müslüman oluyor. Maşallah. Bir cami inşa ediliyor çadırdan. Orada Kur'anlar öğreniliyor, ilmihal dersleri yapılıyor, İslamiyet öğreniliyor. Ben o Müslümanlardan birkaç kişiyle tanıştım hocam. 2005 yılında da 50. yıl kutlaması yapıyorlar. Zübeyir Koç Hoca'yı da Samsun'dan bulup getirmişler. Törende fotoğraflar vesaire filan çekilmiş. Biz 2010 yılıydı gittiğimizde hocam. Hoca Efendi vefat etmişti herhalde. Şimdi o manzarayı görünce hocam, İster istemez insanın aklına şu geliyor: belki farkındayız, belki değiliz, ama Allah bu milletin eliyle, bu millet dinine, kitabına, peygamberine sahip çıktığı sürece, eyvallah, bu milletin eliyle tekrar Müslümanların o izzet ve şerefini onlara bahşedecek. Çünkü Allah aynı Allah. Ben şimdi Suriye'ye gittiğimde oradaki Kuzey Suriye'de biliyorsunuz Türk güçleri var. Evet. Türkiye oradaki Özgür Suriye ordusuna destek oluyor. Bu münasebetle oradaki kursları, yurtları ziyaret ettiğimde onlara dedim ki, arkadaşlar, bugün sizin rejime karşı, yani Suriye Baas rejimine karşı zafer kazanmanın önündeki tek engel sizsiniz dedim. Kendimiziz. Biz hazır olmadığımız için Allah bize bunu lütfetmiyor. Şimdi ben bakıyorum, bugün için de bakıyorum hocam. Yani biz ideal Müslüman konumuna ulaşmadıkça hazırlıksız, emanet sahibine verilmeyecek, hazırlıksız yakalanabileceğimiz bir durum, kendi kendimizi boğazlamamız olacak. Onun için bizim, yani Kur'an-ı Kerim Tebuk Savaşı ile ilgili, biliyorsunuz Tebuk çok çetin bir savaş. Onunla ilgili münafıklar ayak sürüyorlar. Ya yarın hazırlanırız, ne acelesi var filan diyorlar, kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim gelip diyor ki, eğer onlar وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, onlar Allah için çıkmayı murad etseydiler, Allah için savaşa katılmayı göze alsaydılar, önceden hazırlık yaparlardı. Ya. Şimdi bizim de gelecek güzel günlere şimdiden hazırlık yapmamız lazım. Önce sizin hep vurgu yaptığınız şeyin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum Sayın Hocam. Bir sevgi medeniyeti inşa etmemiz lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirini sevmeyen bir toplumun medeniyet inşa etmesi mümkün değil. Eyvallah. Yani bu sevgisizlik bizi adım adım çökertiyor hocam yani. Bakıyorsunuz çocuklar, kimseyi sevmiyorum diyor. Kimseyi sevmeye mecbur değilim diyor. Geçen derse girdiğim bir sınıfta bir kız çocuğu bana mesaj atmış. Hocam, ben kimseyi sevmeye mecbur değilim. Niye bana işte öyle, niye arkadaşlarınızla iletişim kurmuyorsunuz diye çıkıştım milletin içerisinde diyor.
Yani yabancı çocuklar var. İşte Filipinler'den gelmiş, Afganistan'dan gelmiş, Endonezya'dan gelmiş. Demişim ki sınıfta, ya arkadaşlar bunlar bizim misafirlerimiz. Bizim arkadaşlarımız. Lütfen bunların hallerini, hatırlarını sorsunlar. Bir ihtiyaçları var mı? Kendileri çözebiliyorsa, kendileri olamazsa eyvallah, hocalarına aktarsınlar. Yani bu çocuğumuz adına çok üzüldüm hocam. Yani ne demek sevmeye mecbur muyum? Vallahi mecburuz, billahi mecburuz hocam. Sevmeden iman edemezsiniz diyor peygamber. Yani meşhur hadis diyor ki cennete girmek için iman etmeniz lazım. وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّ Birbirinizi sevmedikçe de iman edemezsiniz diyor. Dolayısıyla biz cennet diye bir beklentimiz varsa birbirimizi sevmeye mecburuz hocam. Allah razı olsun. Şirketlerde şimdi öyle bir dil kullanılıyor, öyle bir sapkın bir felsefe öğretiliyor ki yani belli iş kaidelerini yerine getiren robotik varlıklar olarak birbirimizi sevmeye de mecbur değiliz. Katlanalım, tahammül ederek o şirketin bir medeniyet kurması mümkün olabilir mi? Küçük bazda böyle global olarak düşünürsek de bir uygarlığın bir daha medeni bir hale gelmesi. Allah razı olsun. İnşallah severek bu üzerimizdeki biz farkına varmasak da hem kaderin tecellisi hem de mazlum coğrafyaların bizden beklentisi olan bu emaneti hazır olarak teslim almaklığımızı Rabbim nasip eylesin inşallah. Hocam bir şöyle bir soru aklıma geldi size sorayım diye. Hani bu ilmihal saatinde çok kıymetli dostlar sorularını gönderiyorlar. Böyle zihninizde en fazla şu konularda soru geliyor dediğiniz bir klasifikasyon yaptınız mı? Ya da böyle en faydasını umduğunuz aile açısından bu programda bahsetmek istediğiniz 3 konu kısaca. Şimdi hocam yani böyle bir tasnif yapmadım. Eyvallah. Fakat şu çok dikkatimi çekti. Biz programı yapıyoruz. Allah razı olsun arkadaşlarlar kamerayla çekiyorlar. Sonra İman İhsan sayfası var, web sayfası. Eyvallah. Oradan arkadaşlar da soru cevap olarak bunları ayırt ediyorlar. Ve farklı sosyal mecralara koyuyorlar. Zaman zaman da bana diyorlar ki işte hocam şu videonuz 3000 seyredildi. Şu videonuzu 3 kişi seyretti filan diye. Çok enteresan bir şey Münir hocam. En fazla seyredilen videom, oradan daha net görebiliyorsunuz tıklanmayı. Eyvallah, ölçüm tabii. En fazla seyredilen video hocam, gusül abdesti nasıl alınır? Eyvallah. Yani biz bazen böyle çok uçuyoruz, kaçıyoruz. Bir gün çok değerli bir hocamız dedi ki, Ahmet Hoca dedi, güncel meselelerle ilgili dedi, bir haftalık fıkıh dersi yapsanız dedi. Hay hay abi dedim, emir telakki ederim dedim. Hemen o hafta koyulduk. Bizim Osmanlı geleneğinin çok önemli bir kitabı vardır medreselerde okutulan Mültekal Ebhur diye. Oradan taharet bahsinden temizlik nasıl alınırla başladık. Birkaç hafta sonra bu muhterem abimiz beni gördü dedi ki ya hocam dedi ben dedi yani böyle organ nakli gibi güncel meselelerden falan bahsedersin diye düşündüm dedi. Hocam dedim bizim en güncel meselemiz günde 5 vakit yerine getirdiğimiz namazımız onun için abdestimiz. Yani bir insan organ nakline ihtiyaç duyar mı? İşte toplumda 1000 kişiden bir kişi duyar. O da ömründe bir defa, iki defa duyar. Dolayısıyla böyle çok uç konuları gündem yapmayı seviyoruz. Ama asıl meselemiz, baktım ki hocam insanlar gusül abdestinin nasıl alacağını merak ediyorlar. Bu çocuk da az önce çok güzel buyurdunuz. Yani evde anne baba ilgilenmeye fırsat bulamamış. Okulda öyle bir eğitim almıyor. Duymuş ki yani böyle cünüp gezmek çok tehlikeli bir şey. Yani Allah muhafaza etsin, insan her türlü kötülüğe maruz kalabilir. Çünkü biliyorsunuz manevi korumamız abdestimiz. Eyvallah, eyvallah. Yani nasıl bir insan bu soğuk havada üstüne başına dikkat etmeden işte bir gömlek bir pantolonla dışarıya çıktığında grip oluyor, hastalanıyor, Allah muhafaza etsin zatüreye çevirebiliyorsa manen korumadan da şeytanların hücumuna maruz kalıyoruz. Yani abdest bizi manen koruyan bir kalkandır. Bağışıklık sistemimizi koruyor abdest. Eyvallah. Dolayısıyla bakıyorum insanlar nereden öğrenecekler? 30 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş, utanıyor da sormaya. Gidiyor bakıyor YouTube'da, orada, burada bununla ilgili ne var onları ben bari dinleyeyim diyor. O zaman böyle kendi kendime hayıflandım. Yani hakikaten hiç bu işlerle muhatap olmamış bir kimseye anlatır gibi bunları anlatmak lazım. Bu yönüyle bazen öyle basit meseleleri kenara itiyoruz. Ya bunlar da konuşulmasın mı hocam, gerekir? Hocam asıl organ nakli bu yani. Dünyadan cennete bütün organları nakletmenin yolu 5 vakit namaz. Evet, müminin miracı.
organları Allah'ın huzuruna nakletme yolu yani. Asıl buna bak. O zaman vakti gelmişken, yeri gelmişken lütfetseniz yeni duyanlara, bilip de duymak isteyenlere, aile içerisinde bu çok önemli. Bir koruma zırhı, koruma kalkanı dediniz. Gusül. Ne zaman alınır, nasıl alınır? Bunu ben de sormuş olayım. Ha, tabii yani mesela şimdi evlilikle beraber en önemli bilinmesi gereken şeylerden bir tanesi de cinsel ilişkiyle beraber yapılması gerekenler. Öncelikle şunu söylemek lazım ki karı koca arasında Cenab-ı Allah edebi bir üslupla bir tane yasağın dışında fıtrata aykırı olan şeyler yasak olmakla beraber tarlanıza diyor sürülebilecek şekilde yanaşın. Burada çok ilginç bir metafor vardır. Bunu bazen böyle feministler şey olarak kullanırlar. İşte biz tarla mıyız filan derler. Aslında öyle değil. Tam tersi insanlığın devamı kadına bağlı. Yani Cenab-ı Allah kadını değerli gördüğü için Amenna. İnsanlığın devamını ona emanet etmiş. Niye? Merhameti ona yüklemiş çünkü. Şimdi emanet edeceğiniz özellikle de insan gibi bir varlık olunca merhamet yüklü olması lazım. Çünkü insanı koruyan merhamettir. Merhamet de kadında var. Amen. Erkek biraz daha böyle kaba saba. Nereden biliyorsunuz derseniz kendimden biliyorum hocam. Ama kadın öyle değil. Kadın merhamet yüklü. Hakikaten fıtrat öyle bir uyarlanmış ki anne olmaya uygun. Hocam Besmele'deki iki adından bir tanesi rahme emanet ediyor yani. Evet. Rahim Allah, yaratacağı varlığı 9 ay 10 gün. Ve yani çocuğun geldiği organı da oradan müştak bir isimle yani Rahman, Rahim, Rahim. Yeah. Aynı kökten gelen kelimeler. Dolayısıyla burada çok kadına yüklenen misyon bizim erkeklerimizin de anlayamadığı, kadınlarımızın da anlayamadığı çok muazzam bir misyon. Bu yönüyle hani Anadolu irfanının bir deyişi vardı. Ben bu deyişleri çok önemsiyorum. Diyor ki evi dişi kuş yapar diyor. Eyvallah. Yani evin hakikaten çıtası, evi ev yapan, aileyi aile yapan unsur kadındır. O yönüyle de yani bir adam karısını evin manevi mimarı olarak görmeli. Huzurunun kaynağı olarak görmeli. Sükunetinin kaynağı olarak görmeli. Ben bu kadını mutlu yapabilirsem, ona mutlu olduğunu hissettirebilirsem ancak ben mutlu olurum. Şimdi mesela erkekler evde öyle bir muamele çekiyor ki yani sanki asıl olan kendisi, kadın onu mutlu etmek zorunda, kadın onu işte deşarj etmek zorunda, çok yoğun streste gelmiş, akşama kadar çalışmış. Halbuki öyle değil. Yani bu yönüyle kadının tarla olması metaforu Eyvallah. Hayat olması anlamına Eyvallah. Geliyor. Burada bir yasak var yani o da gayrimeşru yaklaşım yasağı var. Onun haricinde karı koca birbirlerine helal olan iki varlık. Fakat Cenab-ı Allah bu cinsel birleşimle beraber vücutta meydana gelen o stres boşaltımını tekrar tazelememiz için bizim baştan aşağıya su ile kuşanmamızı istiyor. Yani buna biz kısaca büyük abdest diyoruz, gusül abdesti diyoruz. Bunu da çok güzel özetlemiş Anadolu insanı. Tepeden tırnağa bir iğne ucu kuru kalmayacak şekilde yıkanması olarak özetlemiş. Bugün hele imkanlarımız bol, duşlarımız var. Duşun altına geçip insan başından başlasa ayağına kadar bütün eliyle vücudunu, elinin ulaşmadığı yerle de işte efendim keseyle vesaireyle Eyvallah. Vücudunu keseleyerek bir gusül abdesti kabaca alır. Ama bunun öncesinde vücudunda bir kir varsa onları temizler. Efendim avret mahallini sabunla temizler. Tıraşı vesairesi filan varsa onları olur. Peşinden bir abdest alır. Ağzına burnuna su verir. Yüzünü yıkar, kollarını yıkar, başını mesheder, ayaklarını yıkar. Kabaca bir abdest alır. Peşinden de önce başından sonra sağından sonra solunda olmak üzere vücuduna eğer duştaysa yukarıdan suyu akıtır, elleriyle de ovalar. Böylelikle güzel bir abdest almış. Bu abdestle beraber de manen bir koruma kalkanı altına girmiş olur. Burada hocam ağza ve burna su vermede normal vakit abdestlerinden ya yani normal namaz abdestlerinden ayrı böyle bir aşırı bir şey tavsiye ediliyor mu yoksa normal bir şekilde? Bu normal bir şekilde. Tabii ağza su vermek demek ağzın her tarafına suyu ulaştırmak demek. Ama
Biraz daha hijyenik olarak da düşünüldüğünde asıl orada gargara yapma imkanı da var. Yani boğazı da temizleme maksadıyla belki daha fazla da suyun işte derinlere ulaşması maksadıyla gargara yapılabilir. Burunu da su alırken biraz daha genze doğru temizleme maksadıyla çekilebilir. Fakat hassasiyeti olan kimseler normal abdestten nasıl alıyorlarsa öyle alabilirler. Peki, aslında çok soracağım sorular vardı ama süremizin sonuna geldik. Şöyle yapalım, sizden bir söz alalım, ikinci programın çekimine bırakayım soruları. Ancak sizi öyle bırakabiliriz. Estağfurullah hocam, ben devam edebiliriz hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettiniz, kerem ettiniz. Aziz dostlarım, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınıyla sunduğumuz Bir Aile Medeniyet programının daha istemeyerek sonuna gelmiş bulunduk efendim. Vakit bu kadar el verdi. İnşallah bir başka programda Ahmet Hamdi Hocam'dan sözümüzü aldık. Daha soracak sorularım var. Aile hukuku açısından, boşanma hukuku açısından, nafaka açısından bazı güncel meselelerde soracaklarım var. İnşallah yeniden görüşmek üzere diyelim hocam. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Lütfettiniz. Ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Geçmişlerimize rahmet olsun. Amin. Sizi yetiştiren, size emeği olan üstadlarımıza rahmet olsun. Yaşayanlara Rabbimizden büyük ecirler niyaz ediyoruz. Allah razı olsun. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.